huzurlu bir şekilde yaşayabilecekleri mekan için belediyeden, zabıtadan yapılması gereken neyse bunları bekliyor. Bunları yaparken hem hukuki olarak gerekli olan hukuk çerçevesinde işlerimi yapacağız, hem de vicdani olarak ikisini de. Çünkü belediyenin dışarıya bakan yüzü zabıta ve insanlar çoğu şeyi sizin göreviniz olup olmama çerçevesine bakmıyor. İşte belediye yapsın diyor, hatta zabıta yapsın diye belediyeyi bile söylemeden isim olarak diyor, zabıta diyor gelsin diyor, benim işimi çözsün diyor. Böyle bir anlayış var, böyle bir yaklaşım var. Tabii ki bu belki yük olarak, görev olarak zabıtamıza biraz daha fazlaca yük veriyor ama işin öbür tarafında da baktığınız zaman vatandaşların bize olan güveni, zabıtamıza olan güveni, bu da önemli bir şey. Bize düşen bu güveni daim etmek, bu güveni sürekli kılmak. İnşallah daha güzel şekilde hemşehrilerimizin, bu şehrimizde yaşayan herkesin huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi için elimizden geldiğince bütün belediye birimleri hizmetler üretecek, çalışmalar yapacak. Allah kolaylıklar versin. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Bazen olumsuz bir şey olduğu zaman hemen zabıta üzerinden de şey yapılıyor ama diğer taraftan baktığımız zaman da genellikle, daha çoğunlukla zabıta, dediğim gibi, vatandaş nezdinde sığınılacak bir güven kapısı. Onlara için bir şey olduğu zaman ilk müracaat edilecek kapı. Onu hep böyle görüyorlar. Bize düşen de bu kapıyı daima açık tutup vatandaşlara gerek belediyenin gerek devletin o sıcaklığını, o şefkatini, gülen yüzünü ve o huzur veren yapısını sunmak, vatandaşları mutlu etmek, memnun etmek.